Efendim? Murat, neler oluyor? Ne gibi? Filiz yukarıda perişan durumda. Ben de bilmiyorum ama birazdan öğrenirim. Nasıl öğreneceksin? Eda bu akşam Yılmaz'a gitti. Tam da Filiz'in orada olacağı saatlerde. Onun için yüzük yerdeydi. Ne dediniz? Yüzüğü fırlatıp atmış. Galiba senin sözünü ettiğin yüzük bu. O zaman kız başarmış. Senden korkulur Murat. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sadece kızın sorularını cevapladım. Tamam, sonra konuşuruz. Olanları merak ediyorum. Tamam Anden Hanım. İyi akşamlar. Açmıyor telefonu ya. Açmıyor kardeşim. Beni deli etmek istiyor sanki. Çalıyor, tık kapanıyor. Sen de aramaktan vazgeçsen artık. Açmayacak belli. Niye arayıp duruyorsun? Bilsem. Nasılsınız çocuklar? Hayır abi, ben iyiyim de. Ben kötüyüm Hayır abi. Ne oldu? Yardıma ihtiyacın var mı? Kadınlar abi. Mesele onlar olunca kimsenin yardımı olamaz. Filiz de arayı bozmuş. Niye? Çok iyi gidiyordu. Bizim yakışıklı oğlumuz başka kadınların da ilgisini çekince kıyametler kopmuş işte. Anladım. Yakışıklılık da başa bela be kardeşim. Siz dalganızı geçin bakalım. Hayır, bu tuzağa nasıl düşer ona kızıyorum ya. Cin gibi kızın birden beyni duruyor. Kendini onun yerine koydun mu? Aynı durumda sen olsan ne yapardın? Ya öyle boru gibi ötmek kolay. Artık gidip gönlünü al da halle şu işi. Uzatmayın, size yakışmıyor. Niye gönlünü alacağım, suçlu muyum ben? Değilsin ama bunu ona anlatman gerekmiyor mu? Hayır, gerekmiyor. İyi, sen bilirsin. Bir arasak mı? Hayır, hiç geç kalmazdı da. Gelmeyecekse boşuna beklemeyelim diye söylüyorum. Yılmaz, bir arasana. Toplantı odasına bağla. Aramanıza gerek yok. Biz başlayalım. Yok, arama. Vazgeçtik. Yani Yılmaz Bey olmadan mı karar vereceğiz? Evet. Olamaz mı? Ne bileyim. Olur herhalde. Benim favorim bu. Tülin. Geciktiğim için özür dilerim. Evet, siz kaldığınız yerden devam edin. Biliyorsun, açık pazar için model seçiyoruz. Evet, biliyorum. Filiz de Tülin'i öneriyordu. Tülin mi, o da kim?
Ben hiç beğenmedim. Bu ne ya? Bu kızlardan adım başı var zaten. Biz ilginç birini aramıyor muyuz? Bence Eda çok uygun. Zaten herkes bu konuda hemfikir değil miydi? Öyleydi de sen itiraz etmiştin. Şimdi fikrimi değiştirdim. Bence Eda çok uygun. Çok güzel bir kız. Değişik, zeki bir ifadesi var. Tamam o zaman. Herkes ne diyor? İyi, ben tamam diyorum. Ben de. Benim oyuma gerek yok zaten. Çoğunluğu sağladınız. Niye telefonunu açmıyorsun ha? 100 kere aradım. Niye yüzüme kapatıyorsun? Çünkü sesini duymak sinirimi bozuyor. Benim de tık diye kapanan telefonlar sinirimi bozuyor. Hem suçlu hem güçlüsün ya. Senin bana kızmaya hakkın var mı? Senin varsa benim de var. İnanmıyorum ya. Sanki odasında kız saklayan benmişim gibi. Lafa bak. Odasında kız saklayan o değilmiş. Sen de buna inandın ya pes doğrusu. Vallahi gözümden düştün Filiz. Allah Allah. Sen bir kere bana açıklama borçlusun. O kız odağında ne arıyordu? Vallahi gömlek üstüme süper oldu. Üstüne konabilirim. Bu da yetmiyormuş gibi bir de oyunu ondan yana kullanıyorsun. Buna ne diyeceksin bakalım? Var mı bir açıklaman? Sana en ufak bir açıklama yapmayacağım. Yaparsam hadi. Çok merak ediyorsan kendin öğrenirsin. Ben çıkıyorum. Geri dönmeyeceğim. Arayan olursa not alırsın, tamam mı? Tamam Filiz Hanım. Yalnız Eda Hanım ne olacak? Az önce tekrar aradı. Sabahtan beri belki 10 kez aradı. Herhalde önemli bir şey var. Vardır tabii. Neyse ara bakalım madem kaçışımız yok. Eda Hanım. Evet buyurun. İyi günler. Ben tek stilden arıyorum. Filiz Hanım görüşecek. Tabii. Alo. Filiz Hanım merhaba. Bütün gün size ulaşmaya çalıştım ama başaramadım. Evet. Sonunda başardınız işte. Konuşmamız lazım. Bana 15 dakika ayırırsanız çok sevinirim. Ne konuşacaksınız benimle? Eğer işle ilgili bir şeyse... İşle ilgili değil. Biliyorsunuz telefonda olmaz. Buluşmamız lazım. Yarım saat sonra bir yerde buluşabiliriz. Ama fazla vaktim yok. Şimdiden söyleyeyim. Biliyorum. Nerede buluşalım? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir karışıklık yaşadık. Bu yüzden uykularım kaçtı. Dert etmeyin, geçer. Bana kızgınsınız biliyorum. Yine de size olanları anlatmak istiyorum. Sonra ne isterseniz düşünün. Niye kendinizi buna zorunlu hissettiğinizi anlayamadım. Zorunlu hissediyorum çünkü ortaya çıkan manzara yanlış anlamaya çok açık. Önce şunu açıkça itiraf edeyim. Yılmaz Bey gerçekten çok hoş biri. Yani ondan etkilenmedim desem yalan olur. Ama benim asıl derdim açık pazar tanıtım işini kapmaktı. Bu konuda da bildiğiniz gibi Murat Bey beni destekliyordu. Son toplantıda Yılmaz Bey buna karşı çıkınca... Murat Bey'le tekrar konuşmak istedim ne oluyor diye. O da beni gidip Yılmaz Bey'le konuşmam için yüreklendirdi. Neden? Sanırım ondan etkilendiğimin o da farkına vardı. Bir çeşit arabuluculuk yaptı. Bir ilişkisi olmadığını da söylediğine göre... O zaman Yılmaz'ın adresini de Murat verdi. Evet. Hemen gitmemi, akşam dışarı çıkabileceğini söyledi. Kaçırmamak için ben de fırlayıp gittim. Yılmaz Bey beni pek sıcak karşılamadı. Orada kalma süremin uzamasını üstüme dökülen elma suyuna borçluyum. Bayat bir numara. Hem de nasıl. Ama bu kadar soğuk karşılanınca hazır çözümlerden birini kullandım. İlişkiniz olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Bilseydim size gelirdim zaten. Daha kestirme bir yol olurdu. Bu kadar açık olduğunuz için teşekkür ederim. Oh be rahatladım. Öyle şeyler hiç bana göre değil. İş için dolap çevirmek filan. Yüzüme gözüme bulaştırdım zaten. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.